Merhaba, ben Duke Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu Paul Henney. Bu videoda size bölme safsatasını, yani bölme yanılgısını anlatıp, su moleküllerinin ıslak olduğu sonucuna ulaşmanın neden yanlış olduğundan bahsedeceğim. Bölme yanılgısı bir mantık hatasıdır. Bu durum, birinin bir bütün için doğru olan şeylerin bütünün parçaları içinde doğru olduğunu düşünmesi sonucu ortaya çıkar. Örneğin, bir üniversite kaliteli ise, tüm bölümlerinin kaliteli olduğu sonucuna ulaşmak, bu yanılgı için verilebilecek güzel bir örnektir. Bir üniversitenin kaliteli ya da iyi olması, örneğin tahnitçilik bölümünün de iyi ya da kaliteli olduğu anlamına gelmez. Problemli bir durum, öyle değil mi? Şu durumu daha resmi bir şekilde açıklamam gerekirse, hatanın meydana geldiği mantık yürütme adımlarını şu şekilde örnekleyelim. Birinci öncül, A bütününün A, B ve C özellikleri vardır. İkinci öncül, P, A'nın bir parçasıdır. Sonuç, bunun için P'nin özellikleri de A, B ve C'dir. Argüman doğru gibi görünse de parçalar bütünüyle aynı özellikleri paylaşamayacakları için sonucun yanlış olma olasılığı vardır. Buradaki problemin kaynaklandığını anlamaya başladığınızı düşünüyorum. Diyelim ki, benim bir arabam var ve arabam hakkında size şunu söylüyorum. Birinci öncül, benim arabam kırmızı ve çok hızlı gidiyor. İkinci öncül, egzoz susturucusu arabamın bir parçasıdır. Sonuç, bunun için egzoz susturucum da kırmızı ve çok hızlı gidiyor. Bunu anlamasıysa sanırım diğerlerinden bile kolaydı, öyle değil mi? Kimsenin böyle bir argüman ileri süreceğini düşünmüyorum ama hatanın nerede meydana geldiğini görüyorsunuz. Yani kısacası, egzoz susturucusunun arabanın özelliklerine sahip olması düşünülemez demek istiyorum. Biraz daha anlaşılır bir örnek verelim. Diyelim ki arkadaşınız, bu bilgisayar çok sağlamdır, yere düşse bile bozulmaz diyor. Ve sabit disk bilgisayarın bir parçası olduğu için de, sabit diskin de sağlam ve yere düşse bile bozulmayacağını savunuyor. Arkadaşınızın öncülleri doğru olsa da, sonucun yanlış olma ihtimali her zaman var. Arkadaşınızın, sabit diskin sadece bilgisayara takılı olduğunda yere düşse bile bozulmaz olduğunun farkına varması hiç hoşuna gitmeyecektir. Sonuç olarak, bilgisayar ne kadar sağlam olursa olsun, İçindeki bir parça olan sabit disk, tek başına bilgisayar kadar sağlam değildir. Ve arkadaşınız burada bölme yanılgısı yapmıştır. Arkadaşınızın bütünü oluşturan parçalardan biri olan sabit diskin, bütün, yani bilgisayar gibi yere düşse bile bozulmaz olduğunu düşündüğü için, bu yanılgıyı yapmış olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Evet, bölme yanılgısının, yani bir bütün için doğru olan bir ifadenin, bütünün her parçası veya bazı parçaları içinde geçerli olacağını varsaymaktan oluşan hatanın ne olduğunu öğrendik. Bu arada, bu mantığın her zaman yanlış sonuçlar vereceğini iddia etmenin doğru olmayacağını da eklemek istiyorum. Buna örnek olarak da, birinci öncül, ev pembedir. İkinci öncül, kapı evin bir parçasıdır. Sonuç, bunun için kapı da pembedir. Gördüğünüz gibi buradaki iddianın sonucu doğru bir sonuç. Bir şekilde evimin her tarafını pembeye boyamış olabilirim. Yani mantığımın hatalı görünmesi her zaman hatalı bir sonuç elde edeceğim anlamına gelmiyor. Anlaştık mı? Bu yanılgının ya da safsatanın, bütünleme safsatasının zıddı olduğunu bilmekte fayda var. Bütünleme safsatası da bir bütünün her parçası ya da bazı parçaları için geçerli olanın bütünün kendisi içinde zorunlu olarak geçerli olacağını varsaymaktan oluşan hata olarak tanımlanır. Birbirlerine çok benzedikleri için bu videoyu da izlemenizi öneririm. Bu yanılgıya dikkat edin, olur mu? Ha, son olarak, suyun ıslak olması, su moleküllerinin de ıslak olduğu sonucuna ulaşacağımız anlamına gelmiyor. Tamam mı?